Bu videoda nöron kademeli potansiyelinin nasıl oluştuğunu, zamana ve mekana bağlı olarak neden ortadan kaybolduğunu anlatacağım. Burada gördüğünüz şey nöronun temel bileşenlerini gösteren basit bir çizim arkadaşlar. Kırmızıyla çizili kısım hücre gövdesi yani soma. Şu yeşil uzantı akson ve maviyle çizilmiş bu kocaman çıkıntılar da dentritler. Bir de y ekseninde membran potansiyelini gösteren grafiğimiz var. Üzerindeki değerler milivolt cinsinden. Eksi 50, eksi 60 ve eksi 70 milivolt. X ekseni ise zamanı belirtiyor. Önceki videolardan da hatırlayacağımız gibi atıl ya da dinlenim durumundaki bir nöronda pozitif yüklü iyonlar hücre zarının yani membranın dış tarafında negatif yüklü iyonlar ise membranın iç tarafında birer tabaka oluşturuyor. Herhangi bir girdiye maruz kalmayan nöronlarda yük farkından doğan gerilim nöronun türüne göre değişmekle birlikte genelde eksi 60 milivolt civarında. Bu da nöron dinlenim potansiyeli oluyor. Eşik potansiyelinin ise eksi 50 milivolt civarında olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Tetikleyici bölgedeki membran potansiyeli eşik potansiyelini açtığı an, akson boyunca bir eylem akışı başlamış oluyor. Buna da aksiyon potansiyeli diyoruz. Yine hatırlayacağımız gibi sinyal girdileri nöron dinlenim potansiyelinde ufak tefek ve kısa süreli değişimlere yol açıyor. Membran potansiyelini sıfıra yaklaştıran bu küçük değişimlere de kademeli potansiyel diyoruz. Membran potansiyelinin sıfıra yaklaştığı bu sürece de depolarizasyon ya da uyarıcı potansiyel deniyor. Diğer adıyla eksitatör potansiyel. Hiperpolarizasyon dediğimiz süreçte ise membran potansiyeli daha negatif bir değere taşınarak sıfırdan ve dolayısıyla eşik potansiyelinden uzaklaşıyor. Hiperpolarizasyona baskılayıcı potansiyel ya da inhibitör potansiyel de deniyor. Bazı yerlerde yasaklayıcı potansiyel de diye de duymuş olabilirsiniz. Bu kademeli potansiyellerin işleyişini daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için buraya birkaç tane iyon kanalı çizdim. Fakat bu kanallar e, bizim evdeki televizyon kanallarından farklı diyeceğim. E, kötü bir espri olacak o yüzden devam ediyorum. Fakat bu kanallar öncekilerden farklı. Hepsi birer nörotransmitter reseptörü. Nörotransmitter reseptörleri, nöronların birbirleriyle iletişiminde kilit rol oynayan sinaps adlı bağlantı noktalarında bulunur. Bir nöronun akson ucundan sinapsa salgılanan sinir iletici kimyasallar, yani nörotransmitter moleküller diğer nöronun üzerinde bulunan nörotransmitter reseptörlerine tutunur. Tutunur bırakmaz onları. Nörotransmitter reseptörlerinin çoğu ligand kapılı iyon kanalı olarak adlandırılan türdedir. Bu kanallar önceki videolarda değindiğimiz sürekli açık durumdaki sızıntı kanallarından farklı olarak, e, duruma göre açılıp kapanabilen kapakçıklara sahiptir. Bu kapakçıklar çoğunlukla kapalı durumdadır. Ta ki nörotransmitter bir kimyasal reseptörlere bağlanıncaya kadar bu durumda iyon kanalı açılır, böylelikle nörotransmitter moleküller membranın içine girer. Oluşan kademeli potansiyelin türü içeri geçmesine izin verilen iyonların türüne bağlıdır. Zira bu kanallardan bazıları yalnızca bir iyon türünün geçmesine izin verirken, bazıları da birden fazla iyon türüne kapısını açıyor. Bazısı iyon canlısı, iyon dost canlısı, bazısı değil. Kademeli potansiyel türü aynı zamanda açılan kanal sayısına da bağlıdır. Bu da sinaps boşluğuna salgılanan nörotransmitter miktarıyla doğrudan ilişkili. Bir diğer faktör de kapakçıkların, dolayısıyla da kanalların açık kalma süresi. Sinapstaki nörotransmitter moleküllerin reseptörlere bağlı kaldıkları süre de oluşan kademeli potansiyelin türünü belirliyor. Yani bu birçok şeye bağlı. Açılan bir kanal sadece bir iyon türüne duyarlıysa o iyon için membran geçirgenliği de artar. Artmış olur. Bu da kanal çevresindeki membran potansiyelinin o iyona ait denge potansiyeline yaklaşmasına yardımcı olur. Buna yol açar. Hatırlayacağınız gibi denge potansiyeli dediğimiz şey belirli bir iyon türünün dengeli elektrik ve difüzyon kuvvetlerine sahip olduğu membran potansiyeli idi. Yani bu durumda açık kanallar olsa bile o iyon türünde herhangi bir hareketlilik söz konusu olmuyor. Eğer bir sodyum ya da kalsiyum kanalından söz ediyorsak, bu kanalın açılması genellikle depolarizasyona yani uyarıcı potansiyelin oluşmasına yol açıyor. Çünkü bu katyonlar yani pozitif yüklü iyonlar çoğunlukla nöronun içine hücum ediyor ve membranın negatif yüklü iç tarafına pozitif yük getiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Depolarizasyona yol açıyor. Aslında bunun nedeni elektrik ve difüzyon kuvvetlerinin sodyum ve kalsiyum iyonlarını açık kanallarda membranın iç tarafına itmeye çalışması. Klorit kanallarından biri açıldığında ise genellikle hiperpolarizasyon oluşuyor. Çünkü açık bir kanaldan nöronun içine hücum eden klorit, hücrenin zaten negatif durumda olan iç tarafına daha da fazla negatif yük taşıyor. Bu da membran potansiyelini daha negatif hale getiriyor. Bunun asıl nedeni kloridin nöronun içine sevk eden difüzyon kuvvetinin dışarı yönlü elektrik kuvvetinden çok daha fazla olması. Hiperpolarizasyonun oluşmasında rol oynayan bir diğer faktör de potasyum kanalının açılması. Tıpkı kloridin difüzyon kuvveti gibi potasyumun difüzyon kuvveti de elektrik kuvvetinden fazla. Tabii bu defa etki ters yönde oluyor. Yani daha büyük olan difüzyon kuvveti, içeri yönlü ve daha zayıf olan elektrik kuvvetini yenerek potasyumu hücrenin dışına itiyor. Şimdi gelin bu kanallardan birine daha yakından bakalım ve kanalın açılmasıyla iyonlara ne olduğunu birlikte görelim. İlk örneğimiz bu sodyum kanalı olsun. Bu kanal nörotransmitter bir iyonun reseptöre bağlanmasıyla açılıyor. Tabii sodyum kanalı olduğu için yalnızca sodyum iyonlarının hücre içerisine e, içine girmesine izin veriyor. Sodyum iyonları bu kanaldan hücrenin içine akarken, kanalın etrafındaki dar bir alanda sodyum konsantrasyonu artıyor. Bu pozitif yüklerin kanal çevresinde öbeklenmeleri, membranın bu kısmında depolarizasyon oluşmasına yol açıyor. Grafik üzerinde gösterecek olursak, bu bölgedeki membran potansiyeli daha az negatif bir değere doğru yükselmeye başlıyor. Bu noktada sorulması gereken şey şu. Peki bu yükseliş neden kesiliyor? Yani membran potansiyeli tırmanışını neden sürdüremiyor? Aslında bu duruma yol açan bir numaralı neden nörotransmitterin reseptörü terk etmesi. Nörotransmitter iyon reseptörden ayrılıyor ortada reseptöre bağlı bir nörotransmitter kalmayınca da iyon kanalı ne oluyor? Kapanıyor. Bu da hücre içine pozitif yüklü sodyum iyonu akışının kesilmesi demek. Tırmanan kademeli potansiyel bu sayede duraklama safhasına geçiyor. Yani yükseliş sona eriyor. Peki sonra neden ortadan kayboluyor dersiniz? Acaba kademeli potansiyellerin ömrü neden bu kadar kısa? Doğrusu bunun nedeni yüksek sodyum konsantrasyonuna sahip bu küçük bölgenin aynı kalmaması. Sitoplazma yani hücre sıvısı içindeki tüm bu sodyum iyonları elektrik ve difüzyon kuvvetlerinin etkisine maruz kalıyor ve bu durum membranın her yerinde böyle. Difüzyon kuvveti bu iyonları yüksek konsantrasyon alanlarından düşük konsantrasyon alanlarına çekmek istiyor. Tabii aynı şeyi elektrik kuvveti de yapıyor. Bu pozitif yüklü iyonlar birbirlerinden olabildiğince uzaklaşmak eğiliminde. Çünkü bildiğiniz üzere aynı kutuplar birbirini iter. Yani açılan kanaldan içeriye hücum eden sodyum iyonları birbirlerini daha fazla görmemek adına membranın dört bir yanına kaçışıyorlar. Bu kaçışma sodyum iyonlarının diğer iyonlarla karışmasına neden oluyor. Ta ki birbirlerinden yeterince uzaklaşıp dengeyi yakalayana dek. Sitoplazma içindeki toplam sodyum iyonu sayısı açık kaldığı o kısacık süre içinde kanaldan geçebilen iyonların sayısı karşısında ezici bir üstünlük ortaya koyuyor. Bu dar alanda yükselen sodyum iyonu konsantrasyonu ortadan kaybolunca tüm bu iyonlar da hızla birbirinden uzaklaşıyor. Keza membranın bu küçük kısmındaki depolarizasyon da kayboluyor. Grafiğimizde gösterecek olursak bu yükseliş duraklamanın hemen ardından bir düşüşe dönüşüyor ve sözünü ettiğimiz kıpırdanma zamanına tamamen kayboluyor. Yani tüm bu sodyum iyonları sitoplazmaya yayılıp dengeye kavuştuğunda membranın bu küçücük kısmı da dinlenim potansiyeline geri dönüyor. Şurada yani membranın iç kısmında yarım daire biçiminde öbeklenmiş sodyum iyonları olduğunu farz edelim. Merkezi de açık durumdaki bu kanal olsun. Bu yarım daire ya da üç boyutlu düşünecek olursak yarı küre, aynı zamanda kanalı çevreleyen yüksek konsantrasyon alanı. Membranın iç tarafındaki bu iyonlar büyük bir hızla her yöne yayılıyor yayıldıkça merkezden yani kanaldan uzaklaşıyorlar. İyonların hem birbirlerinden hem de kanaldan uzaklaşmaları başlangıçta artan konsantrasyonu giderek zayıflatıyor. Süreç bu iyonların sitoplazma içindeki diğer sodyum iyonlarına karışması ve potansiyelin dengeye kavuşmasıyla tamamlanıyor. Yani ortada yüksek konsantrasyon alanı diye bir şey kalmıyor. Tabi membranın bir tarafında bunlar olurken diğer tarafında yani dışında farklı bir hareketlilik başlıyor bir depolarizasyon dalgası kanalın dışarıya açılan ağzından tüm membrana yayılıyor. Tıpkı diğeri gibi depolarizasyon dalgası da merkezden yani açık kanaldan uzaklaştıkça gücünü kaybediyor. Yay çizerek gösterecek olursak, mesela membranın bu kısmında bu büyüklükteyken diğer tarafa geçtiğinde küçülüp zayıflıyor ve bu hale geliyor. Dediğim gibi membrana yayılan sodyum iyonları merkezden ve birbirinden uzaklaştıkça depolarizasyon şiddeti de azaldıkça azalıyor ve nihayet tamamen ortadan kayboluyor. Buradan çıkaracağım sonuç şu kademeli potansiyel zamanla zayıflayıp yok olduğu gibi kat edilen mesafeye bağlı olarak da şiddetini yitirip e, kayboluyor. Dolayısıyla bu potansiyeller ancak birbirine yetecek yakın zaman ve mekanlarda ortaya çıkıyorsa bir yekün oluşturuyor ve kayda değer bir etki yaratıyorlar. Eksitatör ya da uyarıcı bir kademeli potansiyelin oluşmasına yol açan bir numaralı şey, nörotransmitter reseptörlere bağlanan sodyum iyonlarının sodyum kanalları yoluyla sinir hücresinin içine girmesidir. Bununla birlikte aynı işleyiş kalsiyum iyonları için de geçerli. Tıpkı sodyum iyonları gibi kalsiyum iyonları da nörona nüfuz ederek beraberlerinde getirdikleri pozitif elektrik yükünü membranın iç tarafına taşıyorlar. Bu yükler büyük bir hızla membranın dört bir tarafına yayılıyor. Bu da sinir hücresinde eksitatör potansiyel oluşmasına yol açıyor. İnhibitör ya da baskılayıcı bir kademeli potansiyelin oluşmasında ise klorit başrolde. Yani nörotransmitter reseptörlerine bağlanarak kanalla, kanallar yoluyla hücre içine giren klorit iyonları. Keza işte iş burada da aynı. Farklı olan kloridin bir anyon yani negatif yüklü iyon olması. Kanal çevresinde öbeklenen klorit iyonları bu bölgedeki membran potansiyelini daha negatif hale getiriyor. İyonlar elektrik ve difüzyon kuvvetleri sayesinde yayılarak sitoplazma içinde dengeli bir dağılıma kavuşuyor. Nörotransmitter reseptörlerinden klorit iyonu geçişiyle meydana gelen hiperpolarizasyonda arada e, aradan geçen zaman ve kat edilen mesafeyle birlikte gücünü kaybediyor ve kayboluyor. İnhibitör potansiyelin oluşmasına yol açan bir diğer etken potasyum iyonlarının nörotransmitter reseptörler kanalıyla hücre dışına çıkmaları. İşleyiş yine aynı. Fakat bu defa membranın dış tarafında açık kanal çevresinde öbeklenmiş pozitif yükler görüyoruz. Bu öbeklenme zaten pozitif durumdaki dış tarafı daha da pozitif hale getiriyor. Dolayısıyla membranın iç tarafı daha negatif hale geliyor desek yanlış olmaz. Sonuçta aynı şey. Derken ne oluyor? Hiperpolarizasyon meydana geliyor. Hatta hemen ardından potasyum iyonları dağılmaya başlıyor. Kanal çevresinde artan yoğunluk hızla azalıyor ve çok kısa bir zamanda ortadan kayboluyor. Tabi bu defa iyonlar sitoplazma ya da hücre sıvısı içinde değil, interstisyel sıvı yani doku sıvısı içinde yayılıyor.